Merhaba, hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Ozan ben. Nihle ben, memnun oldum. Mat. Nihle. Nihle. Evet. Oğuzhan ben. Nihle. Mert. Nihle, memnun oldum. Oğuz ben, merhaba. Onur ben, merhaba, hoş geldin. Görkem. Murat. Nihle. Berkem. Şuraya. Hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Bizim için aynı geldi. Şu an seni beklemiyorduk. Bir anda patlıyor oldu ya. Bizi hiç haber de gelmedi. Yanlış bir zamanda mı geldin? Evet, sen çık bir daha girişsin. Tanıtmak ister misin bize? İstanbul'da mı oturuyorsun? Evet, İstanbul'da oturuyorum. Nihle adım, 19 yaşındayım. İstanbul'da oturuyorum. Abimle beraber yaşıyoruz. Öğrenciyim yani. Aynı zamanda e-ticaret yapıyorum. Eğitim hayatım devam ediyor. Ne okuyorsun? Hosteslik. Hosteslik. Sivil havacılık ve kabin hizmetleri. Nihle isminin anlamı nedir? Allah'ın armağanı. Çok güzel bir anlamı var. Neymiş? Allah'ın armağanı. Çok iyi, harika. Başka ne sorabiliriz? Burcun ne? Terazi. Terazi. Tehlikeli. Kızlar yeni, kız burada. Gelin buraya çabuk. Ciddi bir ilişki için geldim. Ciddi bir ilişki için geldim. Evlenmeyi ne zaman düşünüyorsun? 19 yaşından mıyım dedin? Erkendir bence karnım. Niye oğlum? Benim annem 20'sinde evlenmiş, Allah Allah. Ya, eski. Eskiler. Yani 24-25 en az. En az 24-25. En uzun ilişkin ne kadar oldu? Veya ciddi ilişki yapmayı düşünüyor musun? 5 sene. 5 ay. 5 ay. Daha önce aldatıldın mı? Hayır. Tek ilişkim oldu. Aldattın mı? Hayır. İyi bari. Güzel. Senin merak ettiğin bir şeyler var mı? Yani çok uzun sürer ama. Genel olarak. Bir dakika, o niye gözünü çıkardı? Sizin beklentileriniz neler? Onu öğrenebilirim. Benim şu anda bir beklentim yok da. Arkadaşlarım varsa. O biraz benim acı çekiyor da. O yüzden canı sıkkın. Gözler falan da belli zaten kardeşimiz. Evet. İnşallah kurtaracağız onu bu bataklıktan. Senin beklentin nedir peki? Benim beklentim... Yani... Anlayışlı, kibar biriyle bir ilişki isterim. Yani. Boyun kaç? 1.70. Yani 1.68 ama 1.70. Topuk bile 1.72 falan. 1.75-1.80'i bulur. Yani bu şey... Ne var mı o kadar büyük ya, topuk ya? Bundan. Var var. Onlarla en kötü 1.70 olur. Zor olmuyor mu onlarla? Spor nasıl? Sporla aran nasıl? Spor benim biraz iradede sıkıntı var. Başlarım biter. Seni teşvik edecek birisi lazım bence. Evet. Yani çok isterim bu arada. Spor beraber yaptığım. Sporcu arkadaşlarımız var. Burada 3 tane fitness eğitmeni var. Eğitmeni var 3 tane. Sana bu konuda yardımcı olabilir. Kimler onlar? Ben fitness eğitmeniyim. Ben varım. Bir de Ozan. Benim tabii tanıma yolunda olduğum gibi. Ya çok güzel ya. Çok pardon. Ne diyeceğimi bilemedim. Benim ama tanıma yolum var. Tamam o zaman. Yok ya, spor olarak yaparsınız canım. İlla bir şey olmasına gerek yok yani. En sevdiğin şey, renk peki kırmızı boşta, mıdır? Boşta meç olmayan arkadaşlar yok. Var. Yani. Değil mi? Değil. Hangi mavi. Renk? Mavi. Ha, mavi. Mavi dedi. Maviler kendini yok. Belli etti. Kırmızıyı çok severim bu arada. 3 tane kırmızı araba var. Kırmızı araba var. Kırmızı renkte. Arkadaşlar, o hikaye öyle değildi be. Siz o hikayeyi de benden dinleyin. O hikaye bitti saygısız. O hikayede yanan sen oldun kardeşim. Yaşandı ve bitti. Bak bir şey diyeyim mi? Birazcık dikkat et, bak biraz şeyler ha. Vallahi dikkat et. Bir şey diyeyim, seni en büyük beladan kurtardık erkeklere bir olarak. Ve bana bunun için teşekkür etmen lazım. Yani bir eleme oldu biliyorsun. Orada bir arkadaşımız. Galada bir eleme oldu. Bir arkadaş veda etti aramızda. Kızlar evinde çekilmeyen biri vardı da onu gönderdiler. Yo, yalancı biri vardı da onu yolladık. Hep hoş birlikte var, el birliğiyle. Dışarıdaki olayları içeri taşıyan biri vardı da onu gönderdik. Yok, yok. Hala öyle var bu arada. Aynur da yaptı işte. Evet, Murat giden kişinin kimle ilişkisi olduğunu anladılar. Var yani dışarıdaki olayları içeri taşınıyor yani. Bir an önce izlemek isterim, merak ettim şu an. Heyecan değil mi? Evet. Ama heyecan var mı? Kontrol ediyorsun ya da bilmiyorum. Heyecanlı ve utangaç bu arada. Utangaçlık var değil mi? Ya ifade, güzel ifade ediyor anlamında bro. Heyecan yapma diye. En azından benden az heyecanlandı. Ben nasıl böyle? Hepimiz öyleydik.
Ben daha düne kadar konuşmaya başladım. Özür dilerim. Daha bugün aramızda hala konuşamıyorlar. Konuşmayı yeni öğrendi. Dur öğreniyorsun. Ozan da konuşmayı yeni öğrendi. Ben unutmaya başladım. O biraz bitkisel hayattaydı da. Ozan biraz bitkisel hayattaydı. Ekrana şöyle bakalım. Senin bizim hakkındaki görüşlerin nelerdir ya? Yani pozitif bir ev olarak mı gözüküyoruz yoksa negatif mi? Evet, kesinlikle pozitif bu arada. Biz gerçekten erkekli olarak birbirimize çok bağlıyız bu arada. Evet, iyi anlaştığınızı düşünüyorum. Aynen, biz dokumuzumuzda kalacağız burada, oradan hep yollayacağız. Öyle fitne fesatlı. Bizde iyi anlaş. Tamam. Yalanlar malanlar sevmeyiz, anında yolluyoruz vallahi, tekneyi koyuyoruz oraya. Güzel bir gruplaşma olmuş. Komik. Onur, yok mu merak ettiğim bir soru? Kanka ben sordum sonra. Şimdi sarışın esmer tamam mi diyeceğim ya, sonra ben yine olaylı olacağım. Ama sen girme kanka. Yani sarışın esmer diye bir şeyim yok. Sadece uzun boy. Birazcık. Ne kadar uzun? Yani ben 1.80'e yakın oluyorum topuklu giyince. Bahtelendin. Az... O kadar çok yüksek topuklu giymeye gerek var mı? Gereklilikten... Şaka yapıyorum, takılıyorum. Yani giyiyorum genelde. 1.80 sınırımız var. Zaten buradaki herkesin... Herkes 1.80 zaten. Bir ben 1.75. Ama sen daha şey gözüküyorsun kardeşim. Ama bu arada bunlarla beraber 1.80 oluyorum. Tamam. Bir de tabanlık giysen 1.80 değil. 1.83. Ama yanlış anlama beni. Takılıyorum şu an. Olumsuz bir davranışını söyler misin? Ya ben... Kendimden. Kendini sevmedin yani. Öyle demek istedim. Aynen kanka. Ben biraz şey yapamadım. Çeviremedim. Fazla duygusalım. Peki sence bu evde kimlerin ilişkisi var? Onlar güzel hani, soru. Güzel soru. Ozan bir. Evet, çok anlaşılır. Birimizin daha var. Arkadaşlar hep birim yanlış anlaşılır. Bir kişi ilişki var. Değil de konuşma. Tanışma yok. Dalgalı olanlar var. Konuşması olan. Ama Ozan ilişki gibi yaşıyor. Yeni başlamasını isteyenler var. Belki. İsmini bilmediğim için hitap edemiyorum. Murat. Murat. Evet, o biraz gergin bugün. Ona, yani onun ilişkisi olabilir. Yok, bir problem yok. Yani kusuruna bakma, o birazcık kendisi. Yok, hiç sorun değil. İlişkisi yok onun, bir kişinin daha var. Şu andaki yok onun. Onunla ilgili bir sorun olduğunu düşündüm o yüzden. O zaman... Murat'a var mı dedin? Okay. Yok. Başka? Varsaydı. Tarif edebilirsin ismen de şey yapamıyorsan. Yani parmakla gözle. Senin olabilir. Doğru. Bayağı başarılı. Doğru. İlişkisi doğru olanların yüzü gülüyor. Nihle kaldırsın. Bir erkek aday Nihle'yi dansa kaldır. Nihle, senin düşündüğün varsa sen kaldır diyorum istersen. Ama öyle yani. Bravo. Evet. Bravo. Erkek. Çok dansıklı bilmem ama. Ben de hiç bilmem. Olsun. Olsun. Birbirinize öğretirsiniz belki. Ben gidiyorum abi. Bütün hafta milleti dans ederken izledim arkadaş ya. Ah ulan ah! Bırakıyoruz biraz. Bravo. Oğuzhan'a centilmen hareketinden dolayı teşekkür ederiz. Rica ederim kardeşim, ne demek. Oh. Bravo Osir. Kızlar evinde seni en çok ne zorlar hiç düşündün mü? Uyumlu musundur? Ben çok uyumluyumdur. Onlar hani benimle şey yaparsa, dışlanırsa, o beni zorlar. Sizlerle tanışan fırsatın oldu mu? Kardeşim, ne yapayım? Buraya geldim. Kimi tanışacaksınız? Ne yapalım? Heyecanlıyız. Çok. Onlarla tanışmaya daha çok heyecanlıyım. Biz kolayız ya, biz kolay varlıklarız. Önemli olan kadınlar zaten. Yok, öyle de demeyelim de. Yok yok, kadınları memnun etmek daha önemlidir. Evet. Ama kadınlar arasında bir kendi aralarında da bir çekişme var ya. O yüzden... Seni yoracak bir kadın vardı, onu da dün gönderdim. Ben mesela kendim anlatırmış. Diğerleri öyle değil mi? Diğerleri de onun gibi değil. Var aralarında ama onun kadar değildi.
Pardon kardeşim. Deşmeyin yarımı kardeşim ya, Allah Allah diyor Bat. Senin şimdi iş ne olacak birader ya? Ama ona sormayacaksın, kıza soracaksın. Bilmiyorum ki. Hayır. Aynur diyor ki şimdi diyor, ben diyor arayı bozan diyor kadın olmak istemedim. Daha mı korktun Leyla, Beyza kaldı. Mesela ben de şimdi bir şey bilirsem kaç kere düşüneceğim yani. Konuşmaktan da onca. Sen düşün. Yani söyleyeyim mi? Sen konuşma çünkü sen konuşma. O görürsün ortalık karışık hayatım, sen konuşma. Konuş da konuşma. Başım konuş, sen de bu saatte sonra konuş. Alık değilim. Kıza soru sorarken uyuzlaşabilir miyim bilmiyorum. Gelecek mi kız acaba? Kız erkeklerimden birini dansa kaldırıp gelecek. Bugün bitsin istiyorum hızlıca. Ben hiç iyi değilim. Ben de sindirmeye çalışıyorum. Şunu öğrendim. Gözlüklerin anksiyetem tuttuğu zaman burada iyi olamıyorum. Alışacaksın. Anksiyetem tuttuğunda burada iyi olamıyorum. Biz ben Beyza'nın yaklaştığımda böyle çok negatif bir enerji alıyordum. Size de oluyor muydu bilmiyorum. Böyle uzak dursun falan oluyordum ve onun sürekli saçını boyamak istiyordum. Sürekli ama hangi böyle rengi? Sürekli. Hangi ya rengi? Daha koyu kaşım kirpiği falan. Ya koyu falan kumral o kıza evet, daha çok yakışmaz. Çok güzel olacak. Peki şey de bak Tatyana'nın saçının peki, soğuk şey rengi. Mesela, evet ya. Onun soğuk rengi. Maroş, soğuk evet kafası, evet. Maroş saçlarında, kaşlarında. Ben orada koptum. İçimdekilerin de. Maroş nedir ya? Bu bizim hatun demiş ya Maroş'un arasına düştüm diye. Vallahi ben varoş kelimesini günlük hayatımda kullanırım yani. İşte ben de kullanıyorum. Ben de kullanırım. Yerinde olduğu zaman gayet evet. Cık oturuyor. Pardon evet. Aşkım basfın ne seni? Ya. Ama her zaman şundan yanayım. Varoşlu kalite, sınıf, statü, işte kalibre falan bunların hepsi bence görünüşü yani şöyle yansıtıyor. Marka giymek veya ne bileyim böyle ultra lüks pahalı şeyler giymekle alakası olmayan bir şey. 3 TL'lik aldığı bit pazarından bir elbiseyle de wow gözüken kadınlar biliyoruz. Ama kalite diye bir şey kalite de var. Kalite dediğin yani. Şey doğuştan gelen bir şey. Hayır. Bir laf vardır ya. Akılır. Bir laf vardır ya, kendiniz olun başkanınız zaten var diye. Evet evet. Sen evet, Yeliz'de evet, durumları evet, hallet de biz buradan şeye gitmeyelim. Bekarlanmaya gitmeyelim. Kimi çağıracak sizce? Dur bakalım olacak ya. Oğuzhan, ben Oğuzhan'ı favori olarak görüyorum şu an. Ben net söylüyorum ya, beni çağırırsa. Ozan'ı çağırma sevgisi olduğunu öğrendim Oğuzhan. Zaten. İşte Ozan'ı da aynı şekilde, seni de aynı şekilde. Oğuzhan, Murat'ı da çağırabilir. Bak beni çağırırsa net şekilde ben kızlar evinden birisiyle görüşmek, tanışmak istediğim için... sana hayır, karşı herhalde bir şey yok tabii. Diyeceğim kanka. Onu tanıyacaksın. Yo, konuşabiliriz. Çok teşekkür ederim beni çağırdığın için diyeceğim. Ama ben bir kişiyi şu an tanımak istiyorum diyeceğim. Oğuz'u çağırmak istiyorum.